Mehmet Bey merhaba. Biraz kendinizi ve firmanızı tanıtır mısınız? Merhabalar, ben Mehmet Akgül. Firmamız Çelebi Tekstil, Zafer Abad Şubesi. Zafer Abad Şubesi yaklaşık 1,5 yıl önce kuruldu. Kurulmasından önce ilk başladığımızda normal bir atölye düzeniyle başladık. Sonra yarım yılı tamamladıktan sonra bir yıla yakındır Argema sistemine geçtik. Argema sistemine geçerken bayağı bir güzel şeylerle karşılaştık. Daha önce bizde yoğurmalar oluyordu, iğne delikleri oluyordu. Etiket karışıklıklarından dolayı, insanların yeni başladıklarından dolayı hani adepte süresince bedenleri birbirlerine karıştırıyordular. Bayağı karışık bir, hani tamam biz işi biliyorduk ama insanlar yeni oldukları için işleri bilmediklerinden dolayı biz de hemen 150 tane insanın içerisinde kim nerede hata yapmış yakalayamıyorduk. Ama şimdi Argema sisteminin gelmesiyle beraber hatayı anında, zamanında, iğne deliği varsa, etiket karışıklığı varsa, bir düzen bozukluğu varsa yakalayabiliyoruz. Yani Argema sisteminin bize metot halinde çalışma uygulamalarını sağladı. Buradaki ustalarımız ve makinacılarımız çok hızlı bir şekilde adapte oldular işe. Ben şimdi ustalarımın ve Argema sistemini işleten arkadaşlarının iş takiplerini yapıyorum. Öyle güzel şeylerle geliyorlar ki benim gözümde sanki profesyonel 10 yıllık ustalar gibi sorular sormaya başladılar bana. Mesela gelen bir işin beyaz olsa yakaları 680-700 tane iş gelmesi gerekiyor, yaka olması gerekiyor. 200 tanesi gelmiş, diğer 480 tanesi yoksa adam hani profesyonel bir usta gibi o rengi girmiyor. Normalde eski ustalar ne yapıyorduk biz? Renk gelmiş, gireriz, bantın ortasında işi çekerdik. Çünkü insanın belli bir kapasitesi var, saatlik iş gücü var. Birbirini tamamlayamayacağı için rengi çektiğimizde bu da işletmeye zarar olur. Ama Argema sisteminin işin girişinde işte sistem olarak daha işi açarken gerekli olan bütün malzemeni, iş üzerinde yapılacak bütün metotların hareketlerini öğrettiği için bunu artık çok ileri düzeyde usta olmasına gerek yok. Sistemi yeter ki güzel okusun, güzel anlasın. Sistem onu doğru yola götürüyor zaten ve ustalaştırıyor. Eksiksiz bir şekilde atölyeyi ilerletiyor ve sistem ana girişten, yani tasniften pakete kadar hepsi düzenli bir şekilde arka arkaya birbirini zincirleme şeklinde aynı güçten çekiyor. Peki mesela Argema sistemi günlük olarak size neler kattı? Nelere ulaşabiliyorsunuz? Günlük olarak bizim ilk başladığımızdan mesela kalite üzerine ve insan eğitiminin üzerine yoğunlaşmalarımız olmuştu. Bunları belli bir aşamadan sonra zaman içerisinde yakaladı. Son 1,5-2 aydır insanların mesela sistem kırmızı yananın zayıf halka olduğunu gösteriyor bize, zayıf çalıştığını gösteriyor bize. Bunun güçlendirilmesi ve operasyonel olarak el yatkılarının doğru olmadığını, onu değiştirmemiz, bunları da yakaladıktan sonra bütün her şey düzgün bir hale geldikten sonra zaten baştaki biz olmak üzere çok rahat bir çalışmaya sahip oluyoruz. Artık yani sistem oturdu, bir yıl içerisinde sistemi oturttuğum için artık düzenli oturup oturduğum yerden kitaplarımı okuyabiliyorum. Rahat rahat zamanımı ayırabiliyorum. Dışarıda çiçeklerim var, çiçeklerimle uğraşabiliyorum. Ve yani sistemle birlikte bütün elemanların artık işlerini düzenli bir şekilde öğrendiklerini görüyoruz. Siz de birazdan göreceksiniz. Bantın içerisinde öreceğiz. Hatta eskiye dönük ilk başladığımızda fotoğraflar varsa onları paylaşmaya çalışacağız sizinle. İşler üst üste yığılırdı. Bedenler birbirine karışırdı. Eleman nereden nereye alacak?
duran insan çok oluyordu ama şimdi kimse duramıyor. Herkes bir yerden işi çekip ve iş daha hızlı bir şekilde daha düzenli. En önemlisi olan işletmecilerin ve ürün sahiplerinin, marka sahiplerinin istediği kaliteli ürün elde edebilmek. Nasıl neredeyse, takip ediyorsunuz peki? Kaliteyi burada nasıl takip ediyorsunuz? Kaliteyi biz işin girişinde olması gereken metodu numunenin üzerinde eksiksiz bir şekilde ne isteniliyorsa hepsini önceden sağlıyoruz. Zaten bu sistemde var, sistem söylüyor. Ve ondan sonra düzenli bir şekilde inline kontrolcularımızdan, masterlarımızdan ve teknik müdürlerimizden birlikte kalitenin akışı takip ediliyor. Zaten herkes bir iş yaptığı için, sistemle düzenli olduğu için hiç kimsenin hata yapma şansı yok. Şunu söylemek istiyorum, biraz önce söyledim. Marka sahiplerinin istediği kaliteli ürün elde edebilmek. Dikişlerin ekli olmaması, hani iş dikildi, söküldü, ekler oldu vesaire, kesildi, çıktı. Bunlar kesinlikle olmuyor bu sistemde. Çünkü herkes operasyonunu biliyor ve herkes ürünün son hamlesinden kalitesiz, yani dikiş hataları olmadan geri gelmesin diye herkes hareket ve mücadele ediyor. Peki kalitesizliği kimin yaptığı, hangi operatörün yaptığına da ulaşabiliyor musunuz? Kesinlikle, tabii. Çünkü inline kontrolcularımız orada sistemde oturttukları her operasyonun ismi var ve her operasyonun yanında olan kasa numaralarından dolayı okuttuklarında hemen biz de sistemden, bilgisayarımızda takip ederekten o elemanın bize ne kadar hata yaptığı, nerelerde hata yaptığı hemen bize bildiriliyor ve şurada mekanik dediğimiz makine tamircileri de hemen orada makineden mi, elemandan mı dolayı kendileri de hatalarını çabukça bulabiliyorlar ve bu şekilde hata sıfırlara düşüyor neredeyse. Çok güzel. Peki sizinle aynı işi yapan bir fabrikayla ama sistem olmayan bir fabrikayla kendinizi karşılaştırdığınızda verimlilik anlamında sizce ne kadar fark vardır? Yani nereden bakarsanız %30, %40 gibi bir farkımız vardır yani onlardan. Hem kalite olarak hem iş hacmi olarak. Kesinlikle. Çünkü önceki düzende söylediğim gibi hata yığılırdı, işin sonunda dönüş yapılırdı. Adam 1000 tane iş çıkıyor, 450-500 tanesi tamir geri geliyor. 450-500 tane bir insanın yarım gününü alır. Peki çalışanlarınız memnun mu bu sistemden? Kesinlikle memnunlar. Çünkü kafalar rahat gidiyorlar. Günün sonunda hani mesai olacak bilmem ne şeyleri yok kafalarında. Herkes rahat çalışıyor. Çünkü herkes birbiriyle koştururcasına iş yapıyor. Herkes bir diğerinden aldığı için herkese birer iş düşüyor ve rahatlar, mutlular. Kesinlikle. Prim nasıl etkiledi peki? Primden de faydalanıyorlar. Eğer %50'yi aşan eleman derece derece işte 700, 1 milyona kadar prim sistemine tabi tutuluyor. Bu da çok ciddi bir rakama ulaşılıyor. Bundan da çok memnunlar. Çünkü semaradanlık dediğimiz %100'den çalıştığı zaman daha fazla bir hareket ediyorlar. Sarı, kırmızı, yeşil. Yeşil yandığı zaman primi hak ediyor. Sarıda zaten duraklamalar var. Kırmızıda da kendini iyileştirmeye doğru gitmesi gerektiğini biliyor eleman zaten kendisi. Geliyor diyor ki ben bugün kırmızı yandım, yarın daha iyi bir iyileştirme yapacağım diyor. Yani bunlar da kendi kendini takip edebiliyor artık. Yani bir anlamda çalışan her bir banttaki kişi buna dahil olmuş. Yani sistemi iyileştirmek, sistemi daha iyi kullanabilmek için uğraşıyor. Çünkü kendi faydasına da bu aynı zamanda. Kesinlikle. Ayakçıdan ustaya kadar, baş master'a kadar. Hepsi. Mesela bir şöyle, Argemas'ın bir şey güzelliği daha var. Mesela 7201 model dikiyorum. Filoto cepli 7205 bir model gelecek. Üstten vurma cepli. Hemen baş master'ını yaptı. Kendini boş gördü orada. Bir tane İşi bitmiş bir elemanı aldı,
cepleri reçmede hazırlamaya başladı. Niye? Çünkü sistemi okuyorlardı. Diyor ki ön hazırlıklarını yap. Geliyor bana diyor ki bu modelin kalıbı hazır mı veya hazırlar mısın? Görüyor mu artık? Her şeyi görüyor. Bu adamlar bir yıllık adamlar. Bir yarım yıllık elemanlar. Sanki 10 yıllık bir usta gibi bizi sorgulamaya başladılar. Hani talepleri bir gerçek bir 10 yıllık tecrübesi olan ustalar gibi hareket ediyorlar. Bu da sistemin onlara katkıları. Ben biraz başa döneceğim ama mesela Algemas'ın kurulumundan itibaren nasıl bir eğitim sürecinden geçtiniz? Nasıl öğretildi bütün bunlar size? Şimdi Algemas sisteminde burada ilk başladığımızda ilk önce dar boğazlar çok oluyordu bizde, diyorum ya. İlk başladığımızda etiket karışıklığından dolayı bedenler çok karışıyordu. Şeyi de anlatmak istiyorum. Mesela Argemas ekibi burada yer aldı mı sizinle birlikte bunları? Evet. Argemas sistemi tabii bize, Argemas sisteminin çok faydaları oldu bize. Bize birebir eğitim verdiler. Bizim teknik olarak geçmişte terziliğimizden bildiğimiz ustalığın üzerine bize bir üniversite eğitimi gibi bir birebir eğitim verdiler. Her şeyden. Darboğazların olmadan önce darboğazı görebilme, oluşan darboğazı nasıl çözeceğiz? Daha önce mesela biz 2-3 tane adam koyardık ama Argemos'ta arkadaşlarım bize öğrettikleri, ya burada 3 tane adam değil de aslında sana 1,5 adam gerekiyormuş. 1,5 adam, 2 adam gibi. Darboğazların çözülmesi, işin makine tertibinin, düzeninin birbiriyle karşılıklı, düzenli olarak olmasının üzerine düşmeleri çok faydalı bunlar. Biz daha önce ne yapıyorduk? Bant kurardık. Bir ileri, iki geri, üç geri, bir, iki geri hiç düşünmeden bant kurar, yürürdü. Ama bize geldi ki, dur dedi. Argemasçı arkadaşlar, burada bir sistem var. Tamam, sen bu işi biliyorsun, bu pantolonu dikmeyi biliyorsun, gömleği dikmeyi biliyorsun ama biraz da sistem olarak, bunun okulu var. Şunu kitabına göre uyduralım, size faydası olacak. İlk etapta biraz bize şey geldi böyle, ya biz yılların ustası, bu bize ne katacak? Biz zaten biliyoruz. Sonra zaman geçtikçe, ilerledikçe bunun bize çok faydası olduğunu gördüm. Yani artık ben sistemi kuruyorum, geçiyorum, oturuyorum. Hangi kitap daha okuyorsunuz? Dedim, kitap okuduğunuzu söylediniz. Şu an Victor Hugo Sefilleri okuyorum. Bir de Özbekçe'ye biraz daha hakim olabilmek için dünyayı hayrete kaldıran büyükler, alimlerin kitaplarını okuyorum aynı anda. Zamanım bolca oluyor artık. Yani bundan sonra sistemin bize verdiği rahatlıkları kullanmaya başladık. Çünkü biz teşekkür ediyoruz bu sistemi getirenlere. Hani çok faydası oldu bize. Daha önce yoksa hiç sürekli aynı değirmenin etrafında dönüp duracaktık. Argemas sistemine ve Argemas ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben faydalandım, yararlandım Argemas'tan. Çünkü düzgün kullanmaya başladığımda hem kafa olarak hem vücut yorgunluğundan dolayı çok rahatım. Teşekkür ediyorum size. Peki tavsiye eder misiniz Mehmet Bey? Herkese tavsiye ediyorum. Argemas'ı herkes kullansın ama öğretilenleri birebir kayleye alsın. Hani bu kızlar yeni, biz 30 yıllık ustayız, 25 yıllık ustayız. Bunlar bize ne öğretecek? Hiç kimse demesin. Lütfen o gencecik insanları dinlesinler. Okuma farklı, saha içerisinde ustalık yapmak çok farklı. Yani eğitim şart dedikleri şey, yani gerçekten eğitim ve Argemas şart. Olmazsa olmazlardan. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başarılar dilerim size. Sağ olun, teşekkür ederim.